Şuna da başlangıç olarak söz verdim. Tamam, sıkıntı olmaz. Abi paran düşecek. Bu o da bir erkeği diyorsun. Amacım bu para. Yemeden geçmiş olsun. Şimdi ama derece günlüğünü vermek. Boş kalmamız gerekiyor. Boş kalırsa ne olur aslında görünmez. Ama direkt olarak kalçı kemiği kırılmasına sebep. Artı vücut kısmında kesinlikle yapıştık olması lazım. Yani olursa enerji dağıtamayacak. Şimdi orta baskı kim diyeceğiz. O da direkt olarak yolu işin var. Önderiği yok. Dağıtamak için o da kadar düşünüyor ama daha fazla boşluk bırakmamış. Az önce çok sağlıklı düşünmüş. Yemek kalmış. Fakat bu arada binlerle istiyor. Kimse bu kısım olduğunu beyimliyet kimliğini de kullanman gerekiyor. O yaz. O yaz işte yaşamını sen gösterirsen falan ona göre bir kimse işte ne olursa işte. Evet. Ayakları geri alın. Arkadaşlar yemek yiyor da emniyet kemeri takmadığım için polisler çevirdi ve cezayı uygulamakta da eğitim vermeyi tercih ettiler. Böyle hem eğitici oldu, daha öğretici oldu, hem bir de yaşayarak illa bir şey kaza yaparak değil de bu şekilde eğitici ve öğretici olarak yapmaları çok başarılı gördüm. Keşke her şekilde bu şekilde yapsalar. Sorgulamanızı yapayım sizin. Şimdi aracınız bazı eski model araçlarda emniyet kemeri takılmadığı zaman ötmüyor. Bizim asıl amacımız buna mahal vermeden, kontağı çevirmeden emniyet kemerini takmak zaten. Bunda mesafenin hiçbir önemi yok. Bazı sürücülerimiz hani siz de belirttiniz ya işimi almaya gidiyorum diye. Yani mesafede 5 metrede mi kaza meydana gelecek, 2 kilometrede mi kaza meydana gelecek bunu zaten öngöremiyoruz, bilemiyoruz. O yüzden yapmamız gereken kontağı çevirmeden emniyet kemerini takmak. Bu kadar basit bir işlem bizi hayata bağlayacak. Çok kısa mesafe olduğunu düşünerek emniyet kemerini takmadan yola çıktım.
polis memur arkadaşlar çevirme yaptı. Emniyet kemerinin önemli olduğunu anlatmak için çok kısa birkaç teste tabi tuttular. Ve gerçekten 5 dakika değil, 1 dakika bile, hatta arabaya oturduğunuz anda kemer takmanın ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördüm. Kendilerine bu güzel uygulamadan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Toplumumuzu bu şekilde bilinçlendirmede fayda var. Teşekkür ederim. Merhabalar. Bugün biz trafik ve yol güvenliği için Emniyet Müdürlüğü ve İSKART, İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Araştırma Derneğimizin ortaklığında HET Akademi'nin desteğiyle alanımızda trafik ve yol güvenliği ile ilgili eğitim istasyonumuzu buraya Demokrasi Meydanı'na kurduk. Burada yoldan geçen, emniyet kemerini takmayan sürücülerimize ve Alihalı vatandaşlarımıza çarpışma simülatörü ve devirme simülatörü ile eğitimlerimizi verdik. Sizlere mesajımız mutlaka aracınıza bindiğiniz emniyet kemerinizi bağlamanız ve hız kurallarına riayet etmenizdir. Yol güvenliğiniz için bunlar gereklidir. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz.